Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına öneri üzerine söz talebi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na aittir. Buyurun Sayın Gergerlioğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, az sonra tüm kamuoyu duyacak. Soykırım önerisi burada konuşulacak ve oylama yapılacak. AK Parti MHP oylarıyla reddedilecek. Yıllardır burada konuşuyoruz. Böyle önergeler geliyor. Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerin halini konuşalım deniliyor. AK Parti MHP oylarıyla reddediliyor. Niye reddediliyor? Çünkü gayet duygusal ilişkiler var. Avrupa Birliği'nden, demokrasiden, hukuktan uzaklaşan Türkiye iktidarı Çin'e yaklaştı. Ve Çin'i kırmamaya, üzmemeye çalışıyor. 5 Temmuz 2009'da en son Sayın Erdoğan Urumçi katliamına soykırım demişti. Sonra sesi kesildi, sustu. Sayın Erdoğan, MHP de sustu. Hiçbir şey demiyor. Bakın kaç yıldır ittifaklar, kankiler, ortaklar, çıtları çıkmıyor. Neden? Bakın ben delillerle konuşuyorum. 5 yıla yaklaşıyor. Temmuz 2019'da Sayın Erdoğan gitti Çin'e, bir anlaşma yapıldı. Türkiye yetkilileri iddia edildiği gibi, bakın 5 milyona yakın Uygur Türk'ü kamplarda, dini, etnik, siyasi bir soykırım uygulanıyor. Bu çok net. Hayır dedi Çin iktidarı, biz öyle bir şey yapmıyoruz. O halde bir anlaşma yapıldı. Türkiye iktidarından yetkililer Çin'e giderek toplama kamplarını inceleyecekti. 4,5 yıldır neredesiniz Sayın Erkan Akçay? Sayın AK Partililer, buradan konuşmayı biliyorsunuz. 5 yıla yaklaşmış burada hiçbir yetkili gitmiyor. Ben sordum Dışişleri Bakanı'na bundan 3,5 yıl önce bütçe görüşmelerinde. Ya efendim işte Covid nedeniyle gidemiyoruz ya. Ya Covid de bitti. AK Partililer, MHP'liler, Covid de bitti. Hadi gidin şu toplama kamplarındaki korkunç zulmü bir görün. Ya Uygur Türk'ü ailenin evine Çinli erkekler yollanıyor, orada kalıyor, biliyor musunuz? Buna susuyorsunuz. Toplu tutuklamalar yapılıyor, toplu kürtajlar yapılıyor. Çocuklar toplu bir şekilde bir yerde tutuluyor. Entelektüellerin sesi kesiliyor. Büyük bir zorbalık var. Susuyorsunuz. Neden? Çünkü demokrasiden uzaklaştınız ve paraya ihtiyacınız var. Bundan dolayı susuyorsunuz. Bilmiyor muyuz bunları? Çok açık gerçekler ortada. Hamasete gelince 1500'sünüz. Maşallah hiçbir şeyi bırakmıyorsunuz. İşin gerçeklerini görmeye gelince AK Parti'de MHP tıs. Ses yok. Hiçbir şey yok. Biz burada delillerle, belgelerle konuşuyoruz kaç yıldır. Bize cevap veremezler. Çünkü biz olayı takip ediyoruz. Tamamlayın Sayın Gergerli. ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Hollanda meclisleri soykırım olduğunu ilan etti, kabul etti. Siz neredesiniz? Hani hamaseti hiçbir tarafta bırakmıyorsunuz. Hadi buyurun gelin bakalım. Müthiş bir dini soykırım var. İnsanlar Ramazan'da oruç tutamıyor. Toplama kamplarında namaz kılamıyor. Yine camiler yıkılıyor. Bakın ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, dernek özgürlüğü, seyahat özgürlüğü yok. İzinle seyahat edebiliyorsun. Ya tam bir soykırım var ya. Tam bir soykırım var. Ben bunları defalarca beyan ettiğim için Çin Büyükelçiliği yetkilileri beni 2 kez ziyaret etti. Mecliste çok andınız, size izahat yapalım dedi. Kendilerine sordum, dünya raporlarını gösterdim. Buyurun dedim, konuşun. Konuşamadılar, cevap veremediler. Çünkü olayı takip ediyoruz biz. MHP'liler burada bol bol hamaset yapsın, bol bol konuşsunlar. Takipten haberleri yok. Neler oluyor, neler bitiyor, raporlar neler söylüyor.